Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft yaratıcılık moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar değişiklik olarak 3. ana yolun ekini çektim görmüş olduğunuz gibi şu tarafın. Ekstra olarak bir de kaldırımları 2 yaptım. Bu ara sokak diye yapmıştık ilk başta sonradan. Biliyorsunuz ana caddeye dönmüştük. Ara sokakları biraz daha bu yolu uzatıp daha aralara bir yerlere koymayı düşünüyorum. Şimdi bugün de birkaç ev yapmak istiyorum. Buraları biraz hareketlendirelim artık. İsterseniz ilk olarak şuradan başlayabiliriz. Şuraya acaba bir tane mi yoksa iki tane mi ev yapsam diye düşünüyorum. Bayağı büyük olur bir tane ev. O yüzden şimdilik iki ev yapmayı düşünüyorum. Buraya iki ev, şuralara iki ev. Belki şuraya bir tek ev büyük bir şekilde yaparız. Farklı farklı. Hem renk farkı hem stil farkı olarak yeni güzel evler yapacağız arkadaşlar. İsterseniz yapalım. İki katlı falan ev yapmayı düşünüyorum. Direkt tek katlı evler değil de birazcık büyük iki katlı villa tarzı evler yapmak istiyorum. Direkt doğaçlama giriyorum. Hiç kafamda ev türü falan yok. Yani kare falan da saymıyorum. Buraya iki tane göz kararı direkt gireceğim. İsterseniz ilk şu taraftan başlayalım. Bu arada serinin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve her zaman söylediğim gibi ev önerilerinizi, şehire yapabileceğimiz şeylerin önerilerini yorumlar kısmında yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan bir yerden başlayalım ya. Belki şuraya bir iki tarla falan bir şeyler yaparız. Hareketlendiririz burayı. Şöyle hadi bismillah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu taraf küçük mü oldu? Ya yeter ya. 9 desek. Şuraya atsak bu tam ortası 4'e 4 olur. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ama tek kapı birazcık küçük geldi sanki ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet böyle iyi. Şöyle biraz uzatalım evimizi de. Uzun bir ev olsun. Direkt tam kare değil de biraz dikdörtgen tarzı bir ev olsun. Zaten bu yolu uzatacağız. O yüzden yola göre yapmamıza gerek yok. Biraz daha hatta gidebiliriz. Şöyle bu tarz iyi gibi. Acaba biraz dar mı oldu? Gerçi bir şey olmaz ya. Şöyle bir oda o tarafa yaparız. Şöyle bir yukarı kat çıkalım hemen şuradan. Bir kat daha yapalım. 5 oldu. Acaba tek tek mi yapsak? Neyse bir tane yapalım bakalım duruma göre. Olmadı. Tek tek döneriz tek ev yapmaya. Büyük, geniş tek evler yaparız. Biraz uzun oldu yani şey yapması zor olacak. Yağmuru durduralım. Taslağını bir yapalım. Camını, penceresini, balkonunu falanını filanını en son yapacağız zaten. Temel olarak, taslak olarak bir oturtturalım önce. Bunu ahşap yapıyorum. Belki yanındakini daha farklı yaparım. Veya bu yolun evlerini bu tarz yaparım. Diğer tarafınkini farklı yaparım. Duruma göre değiştiririz. Sürekli aynı şeyleri yapmayacağız tabii ki. Evet, karşı taraf kaldı bir tek. Bir de kapımızın olacağı yer kaldı. Evet, yükseklik iyi gibi. Bir üst kat çıkacağız zaten. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet fena değil yani buna bir de çatı falan filan bir şeyler yaparsak daha güzel görüntü elde edeceğiz. Evet biraz dar oldu. Acaba genişletsem mi diye düşünüyorum. Evet ya genişletelim. Bu şekilde olmayacak. En iyisi biz bunu
Şöyle yapalım. Kapıyı da değiştiririz. Buradan da iki boşluk bırakalım. Yani çünkü belki şey yapabiliriz arkadaşlar. Diğer biraz daha şeyi uzatacağız ya. Yolu. Uzattığımız yolda biraz daha geniş yaparız ara sokağa. Oralara büyük böyle site tarzı evler yaparız. O zaman daha hoş durabilir. Evet, şöyle geniş bir ev olsun ya. Yani en azından şuralar oda falan yapabilelim. Hayda. Evet, şuraları da yapalım. Bir kat daha çıkmam gerekiyor. Aynen, bir kat daha çıkmam lazım. Evet. Şimdi oldu. Şimdi oldu en azından. Değdi yani. Evet. Evet, buralar bitti. Şöyle bir kapımızın tabii ki yeri burası olmayacak. Şimdi sayacağız inşallah düzgün olmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17. Yani tam denk gelmeyecek gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desek. Şurası desek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8'e 8 geliyor ama tam işte uymadı. Yapacak bir şey yok. Birisi bu taraftan olacak. Neyse, çok da çirkin durmuyor arkadaşlar. Artık evimizin düzenine geçebiliriz. Şimdi şöyle öncelikle bir oda yapalım isterseniz. Yani evlerin aslında içi çok da önemli değil ama yine de bir şeyler yaparız. Şöyle bir cam olsun. Bir tane de şu tarafına olsun. Evet, şöyle hemen bir cam atalım. Evet, klasik bir ev. Bakalım şöyle. Evet, güzel, fena değil. Yanlarında da camları yapacağız tabii ki. İsterseniz onu da şöyle mi yapsak? Arkadaş, ne kadar yağmur yağıyor ya. Evet, şöyle hiza yapalım da sonradan. Evet. Tamam, güzel. Aslında camların birbiriyle orantılı olmaması pek de hoş durmadı sanki. Evet, ya bunları bir tık yükseğe yapacağız ki bence öyle yapalım. Böyle olmaz zaten, böyle tuvalet camı gibi duruyor. Evet, böyle daha iyi. İçeriden bakıldığında da daha düzenli oluyor. Evet, şimdi arka tarafa da tabii ki bir tane yapsak yeter herhalde. Orta mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanki şurası. Evet, böyle daha iyi. Şöyle aydınlık ev olsun. Çok da daraltmaya gerek yok. Tabii bunu bir tık daha büyük pencere yaparsak şöyle daha iyi. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi
Evet, merdiven yapalım. Aynı meşeyi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkış yapacağız. Şuradan olsun ya köşeden olsun daha güzel. Evet, böyle mi çıksak acaba yoksa bir tane de şöyle şuraya yapıp şuradan verelim ya daha böyle hoş bir görüntü olur gibi. Ama bir tane olması sanki. Evet, şuradan verelim. En azından iki tane olsun ki çok da çirkin durmasın. Ne yapıyorum ben ya? Evet, tamam. Böyle iyi. Böyle iyi. Ama nereye koyduk ya ulan? Böyle tamam. Aynen öyle. Buraya da koyalım hatta bir tık daha geniş olsun. Burası diğer tarafa göre. Evet, şimdi güzel oldu. Tamam. Şimdi içime sindi. Şöyle hemen buraya üst katta çekelim. Artık uçmaya başlayabiliriz. Tane kaldı orada sanki. Evet, kalmış. Hop, sen gelmiyorsun. Burayı da tam çekmeyelim ki ne olur ne olmaz. Kafamız vurmasın yukarı çıkarken. Evet, şöyle arka tarafına doğru evin bir bahçe yapabiliriz. Güzel olur. Bahçe, havuz falan yapabiliriz. En azından güzel olmuş olur. Hem de ayrıca bir güzel görüntü katar. Sizler de önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, kafa buraya vuracak yoksa şöyle yapmak daha mantıklı. Evet, üst katı güzel bahçe şey özür dilerim teraslı bir şey yapmak istiyorum. Şuraları kapatalım bir bakalım. Vay arkadaş ne yağmurmuş ya bu. Hiç de bu kadar denk gelmemiştim. Yazıyorum yazıyorum yine yağmaya devam ediyor. Evet, şurayı mecbur kapatacağız. Şuradan kapatacağız. Evet, şuranın altını da merdiven altı olarak kullanırız. Evet, böyle iyi. Tamam. Şu an bir problem yok. Burayı da yükselteceğiz. Şöyle bir evin içine, daha doğrusu dışına bir bakalım. Evet, fena değil. Standart güzel bir ev oluyor. İsterseniz şuraya bir balkon yapalım. Buraya da yine aynı şekil 5.'yi çıkarız herhalde. 4 tane yeter mi? 4 tane yetmez ya. 5 olsun. Yüksek olsun. Şu köşeye de koyalım. Ah. 5. Şuraya da 5 yapalım. Bir 5 de buraya. Evet, artık buraları da çekebiliriz. Buraların camını falan yine önce bir temeli yapalım arkadaşlar. Ondan sonra atacağım. Çünkü böyle yapması benim için daha kolay oluyor.
Şimdi evin arka tarafı havuzlu olacak yer olsun ki geniş bir alanda rahat rahat çalışabilelim. Evet. Bir sonraki videoda da amacım cami yapmak. Aslında ilk amacım cami yapmaktı ama hem maksat biraz da elimiz alışsın. O yüzden önce bir öyle ufak, daha doğrusu ufak çaplı dediğim yine biz büyüye kaçtık ama maksat öyle çok da teferruata girmeden bir ev yapmak. Zaten içiyle falan şu an uğraşmayacağım. Sadece bizim için dış önemli. Evet, son yer. Şimdi burayı buradan çekmeyeyim. Şöyle balkon olsun ya da balkonu ortalayıp mı yapsam? Neyse, en iyisi ben. Evet, aslında cadde tarafına bakan bir balkon da güzel olur. Neyse, en iyisi biz çekmeye devam edelim. En son bu balkon içine bakarız. Balkon güzel, hem de bir görüntü de katar. Bir de gündüz yapalım. Gündüz gözüyle rahat rahat önümüzü görelim. Evet. Son duvarımızdayız. Burayı da kapatacağım. Dediğim gibi balkonu en son yapacağız. Evin iç kısımları çok da önemli değil. Sadece balkon dış görünüş olduğu için balkon yapacağım. Evlerin içini yaparsam video dışında ben onları yavaş yavaş düzenlerim. Zaten evler dediğim gibi bizim için çok da önemli değil. Çünkü evlerin içi değil, bizim için şehir önemli. Evet. Bir bakalım. Evet, kötü de bir ev olmadı. Gayet güzel. Üste de balkon çıktığımız zaman daha da hoş bir görüntü olacaktır. İki çekelim. Mecbur zaten caddeye girecek yoksa. Balkonumuz tek kapılı olacak. Yaptığımız şeyleri bir daha yapıyoruz. Tamam, böyle güzel. Böyle güzel oldu. Evet, balkonumuz da bu şekil. Yalnız yine de tek kapı olmadı ya. Hoş durmadı. Tamam, böyle güzel. Bu şekil güzel. Evet, balkonumuz da böyle. Evet, bir de evin çatısında yaptığımız zaman daha da güzel bir görüntü olacak. Ama şurası benim pek içime sinmedi ya. Şurayı şöyle kapatsak mı? Ne, burayı kişiler gibi bir şey yapabiliriz. Şöyle şu şekil. Evet, bence mantıklı oldu. Güzel oldu. En azından burayı dediğim gibi kişiler gibi kullanabiliriz. Laya. Orayı kırmayacağız. Şurayı yine mi yanlış yere kırdım? Yok. Buradan bir kapı vereceğim buraya. Burası kullanılabilir bir kiler olsun bizim için, en azından o işe yarasın. Evet, yukarıya çıkışta bu şekilde. Şimdi üstü bir kapatmaya başlayalım. Ondan sonra evin çatısını çekelim. Çatıdan sonra da zaten iş bitecek. Şehrimize ilk evimizi yapmış olacağız. Hareketlendireceğiz yavaş yavaş arkadaşlar şehri. Bir sonraki videoda cami yapacağız ki bu uzun bir video olabilir çünkü cami bayağı teferruatlı bir iş. Caminin içini de yapmayı düşünüyorum. Önerilerinizi yorumlarda her zaman olduğu gibi bekliyorum arkadaşlar. Gel gel.
gel 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 gel. Çatıyı ne tarz yapsak acaba? En mantıklısı şey gibi. Birer yükselterek. Biraz yüksek olur ama en azından en iyi çatı görünümünü öyle elde ederiz diye düşünüyorum. Yani şuradan başlayacağız. Az daha düşürdüm. Evet, güzel. Düşecekmiş gibi hissediyorum. Tamam, güzel. Arkamız sağlam zaten burada. Evet, şimdi de şöyle. Yani yağmur bizi bir rahat bırakmadı. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Oralar zaten kullanılmayacak yerler. Aslında en üstte bir çatı yapıp şey yapılabilir. Çatıyı da kullanabiliriz. Mobi odası gibi bir şey yaparak. Ama işte dediğim gibi önemli olan şu an bizim için burada ev olmadığı için içine detaylı uğraşmıyorum. Ama eğer ki farklı videolarda evler yapacak olursak bu sefer işlerine de tabii ki uğraşacağız. Bu nedir? Hop, ne yapıyorum ben ya? Evet, artık çatının sonuna da geldik. Beynim de yandı. Evet. Şöyle bir bakalım, muhtemelen şuralarda birkaç bir şey olacak demiş diye düşünmüştüm zaten. Evet, bakalım şöyle bir karşıdan. Evet, güzel. İlk evimizi şehre yapmış olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlar istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şehirle ilgili farklı düşünceleriniz varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.